Sevgili izleyicilerimiz, kadın bilim insanları ve mühendisler konulu panelimize hoş geldiniz. Paneli yönetmek üzere Hannover First Turkey Eurasia Özel Projeler Satış ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Murat Bayazıt'ı davet ediyorum. Merhaba Bengül. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben sözü sana bırakıyorum. Sen konuklarını davet edip devam edebilirsin. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Değerli sponsorlarımız, kıymetli partnerlerimiz ve sevgili katılımcılarımız, Connection Desk platformunun ev sahipliği yaptığı Together for Women konferansımızın kadın bilim insanları ve mühendislere oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli konuşmacılarımız aramızda. Doçent Doktor Duygu Sağ, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi. Doçent Doktor Nurcan Tunçbağ, Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisi ve Tıp Fakültesi. Tuğba Güven Zurnacı, Günsel Elektrikli Araçlar Yönetim Kurulu üyesi ve Şevin Ballıktaş, User.Dot kurucu ortağı ve CEO'su bizlerle beraber. Hepinize hoş geldiniz. Çok teşekkürler davetimizi kırmadığınız için ve bu güzel günde bizlere konuk olduğunuz için. Şimdi ben kısaca panelle ilgili bu 50 dakikalık zaman dilimini nasıl yöneteceğimizle ilgili kısa bilgiler vereceğim. Her bir konuşmacımıza sıra geldiği zaman mikrofonlarını açmalarını tavsiye ediyorum. Onun haricinde kim konuşuyorsa veya konuşmuyorsa mikrofonu kapatabilirse, sadece söz geldiğinde mikrofonu açarsa çok daha güzel ve verimli bir panel olacaktır. Şimdi 3 tur yapacağız panelimizi. İlk turda bir bakışta sizi tanımak istiyoruz. Uzmanlık alanınızı ve siz kimsiniz biraz onu tanımak istiyoruz. Burada 2 dakikamız var. İkinci turda uzmanlık alanınızı biraz konuşacağız ve burada da 6 dakikalık bir zaman dilimimiz var. Son turda ise bugünün önemine biraz değineceğiz ve kendi alanınızın, kendi uzmanlık alanınızın biraz da geleceğini aslında değerlendirmenizi istiyor olacağım. Neden Dünya Kadınlar Günü'ne özel değiniyoruz? Veya kadınların başarısını bugün anlatmaya ihtiyaç duyuyoruz. Kadın veya erkeğin bir önemi var mı? Biz birlikte güçlü değil miyiz? Önemli olan insan olmak, katma değer yaratmak değil mi? Gelin bugün bilim alanında, endüstride ve e-ticarette kadın konuşmacılarımızın başarılarını nasıl katma değere dönüştürdüklerini bir gün değil her gün dinleyelim diyorum ve sözü Doçent Doktor Duygu Sağ'a vereceğim. Duygu Hocam, böyle bir çırpıda sizi tanımak isteyelim. Kimsiniz? Uzmanlık alanınız nedir? 2 dakikanız var, söz sizin. Buyurun. Merhabalar. Ben İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Biyoloji Bilimi bölümünü bitirdim ve ardından Amerika'ya master ve doktora yüksek bütünleşik programı için gittim. Yüksek lisans ve doktora programını. Orada immünoloji alanında doktoramı aldım. Ardından La Jolla Institute for Allergy and Immunology'de doktora sonrası araştırmalarımı yaptım ve özellikle kanser immünolojisi alanında özelleştim. Ve 2015'ten beri de İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde kanser grup lideriyim araştırmaları konusunda ve 9 Eylül Üniversitesi'nde de öğretim üyesiyim. Çok teşekkürler. Birazdan tabii güzel sorularımız var, güzel konuşacağımız konular var. Merak ettiğimiz bilim tarafında merak ettiklerimiz var. Onları sizlerden duyuyor olacağız. Sözü Doçent Doktor Nurcan Tunçbağ'a getirmek istiyorum. Nurcan Hocam, sizi tanıyalım, uzmanlık alanınızı tanıyalım. Buyurun. Yani teşekkürler öncelikle. Ben kimya mühendisliği mezunuyum İTÜ'den. Ardından Koç Üniversitesi'nde hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik alanlarında hem master hem doktoramı hesaplamalı bilimler ve mühendislik bölümünde tamamladım. 2010 yılında Amerika'ya taşındım. 4 sene MIT'de yine biyoloji mühendisliği bölümünde doktora sonrası araştırmalarımı tamamladım. 2014 yılında da yurda dönüş yaptım. Avrupa Birliği, Merkür ve TÜBİTAK ortak fonuyla. 2014-2021 yıllar arasında ODTÜ'de Enformatik Enstitüsü'nde görev aldım. Şubat ayında da Koç Üniversitesi'ne katıldım. Şu an Kimya Biyoloji Mühendisliği ve Tıp Fakültesi ortak görevlendirmeyle çalışmalarıma devam ediyorum. Araştırma alanımız hücre içini nasıl modelleyebiliriz en kısa şekliyle. Birazdan zaten detaylarını konuşacağız muhtemelen. Teşekkür ederim. Biraz tabii teknik de olacak bazı konular ama olabildiği kadar özetleyerek anlatmaya özen göstereceğiz sevgili izleyenlerimiz. Tuğba Güven Zurnacı'ya sözü bırakmak istiyorum. Tuğba Hanım, sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Böyle bir 2 dakikada bize özetleyebilir misiniz? Merhabalar, ben Tuba Güven Zurnacı. Günsel'de
Günsel'in kurucu yönetim kurulu üyelerinden biriyim. Elektrik elektronik mühendisiyim. Günsel içerisinde farklı departmanlarda farklı sorumluluklarım var. Tedarikçi yönetimi, satın alma departmanı, lojistik tarafı, finans tarafı, proje yönetimi ve termal yönetim sistemi buna dahil. Bu arada herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tüm dünyanın. Teşekkür ederim bu arada konuşmacı olarak davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Birazdan tabii ki otomotiv endüstrisini de konuşacağız ki sizin çok değindiğiniz kadın rolünün önemine çok değiniyorsunuz birçok haberde. Onlara da birazdan değineceğiz. Ve Şevin Ballıktaş, Şevin Hanım sizi biraz tanıyalım, şirketinizi tanıyalım, neler yapıyorsunuz? Merhaba, öncelikle ben de tüm kadınların Kadınlar Günü kutlarım. Ben de ODTÜ mezunuyum, ODTÜ Endüstriyel Tasarım. Mezun olduktan sonra kurumsal hayatta, satış pazarlamada farklı pozisyonlarda çalıştım. Şu anda da bir yıl önce istifa edip kendi şirketimi kurdum. Şu anda da UserStat kurucu ortağı olarak buradayım. UserStat ne yapar diyecek olursak da son dönemde en çok konuşulan konulardan biri. Pandemiyle birlikte offline taraf daraldı, online'a kaydık. Biz online'daki veriyi anlamlandırıp aslında şirketlerin doğru zamanda doğru ürüne yatırım yapmasını sağlayan bir şirket kurmuş olduk. Böyle özetleyebilirim. Şimdi, bir de iyilik paylaş var tabii ki. Buyur. İyilik paylaşımda kurucularındanım. Kişiler doğum günlerini paylaşarak seçtikleri sivil toplum kuruluşu için bağış topluyorlar. O tamamen gönüllü yaptığımız bir şey. Bir gelir modelimiz yok. 3 milyona yakın da bağış topladık şimdiden. Şimdi sizinle ilgili araştırma yaptığımda farklı şemsiyeleriniz var. Yani bir şirketin CEO'su olmak haricinde bir de sosyal sorumluluk taraflarında çok öne çıkıyorsunuz. Aynı zamanda bir yazarsınız. Evet. Bildiğim kadarıyla iki tane kitabınız var. Onunla ilgili de belki son turda, o da 4 dakikalık turda da yine bize aktarmak istersiniz. Şimdi Duygu Hocam'la başlayacağım. Kanser hastalarının bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunan ve bağışıklık sisteminin mutlulukla desteklenmesini önemseyen bir insan var aramızda. Güzel düşünün ve bağışıklık sisteminizi güçlendirin diyor TEDx konuşmasında ve herkese şu soruyu sormuş. Aramızda kimler bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin takviyesi aldı? Ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, nasıl beslenmeliyiz? Güçlü bir bağışıklık için yeme ve içmeden daha önemli bir şey var mı sorusuna evet var. O da ben iyi olacağım sözüne inanırsanız iyi olursunuz demiş. Duygu Hocam harika bir TEDx konuşması. Yani ben çok birkaç sefer izledim. Önce buradan başlayalım. Yaptığınız araştırmalara gelelim. Böyle bir 6 dakikalık içerisinde bize aktarabilir misiniz? Bir de immünoterapi tekniklerin radyoterapi ve kemoterapiden farkı nedir? Biraz da bize bunu açıklarsanız çok sevinirim. Söz sizin. Buyurun 6 dakikanız var. Tabii ki çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi şöyle anlatayım. Bağışıklık sistemini zaten son dönemde çok duyuyoruz değil mi? Hepimizin artık hayatının merkezi haline geldi. Şimdi ben bağışıklık sistemimize ordumuz diyorum. Bizi koruyan askerlerimiz, ordumuz. Bu durumda kanserde düşmanımız oluyor. Bizim bildiğimiz klasik tedaviler yani kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler direkt düşmana müdahale eden tedaviler. Yani işte orduya, düşmana bomba atıyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Ama orada bir de ordu var. İmmünoterapi dediğimizde immün sistemi güçlendirerek o orduyu güçlü hale getirmek ki düşmanla savaşabilsin. Bizim çalışmalarımız da buna yönelik. Bu orduda değişik askeri birlikler var. Bunlardan biri makrofaj dediğimiz hücreler. Biz onlar üzerine çalışıyoruz. Bu makrofajlar kanseri destekleyen makrofajlar ya da kanserle savaşan makrofajlar olarak ikiye ayrılıyor. Doğal olarak kanser tabii ki kendini destekleyenleri seviyor ve makrofajları besliyor. Biz de o kanser çevresinde bulunan makrofajları kanserle savaşan makrofajlara çevirmek üzerine çalışıyoruz. Onların mekanizmalarını aydınlatmak üzere. En nihayetinde de işte ordumuzu güçlendirerek kanserle savaşta büyük bir adım atacağımızı düşünüyorum. Yine evet. Peki bu iyimserliğe de gelmek de istiyorum. Herhalde umudunuzu kaybetmeyin demek istiyorsunuz. Bu da büyük ihtimalle yani hastalıkla savaşırken insanların umudunu kaybetmemesi aslında en önemli silahı. Biraz evet. Buna da değinebilir misiniz? Tabii ben şöyle diyorum yani bağışıklık sistemi hücrelerimiz bizim bir parçamız, onlar bizim hücrelerimiz. Biz nasıl hissedersek onlar da öyle hissediyorlar. Yani biz üzgünsek yapamayız dersek onlar da üzgün, iyi savaşamıyor. Biz yaparız, başarırız, harikayız dersek onlar da savaşabiliyor. Bir kendinize bakın yani moraliniz bozulduğu zaman, çöktüğü zaman daha kolay hasta oluyorsunuz değil mi yani? Ya da daha uzun sürüyor ondan hastalıktan iyileşmek. Bu tabii tamamıyla hayali bir şey değil, bilimsel anlamda da kanıtlanmış durumda. Yani uzun süreli stresin bağışıklık sistemini baskıladığı çok net olarak biliniyor kronik stresin. Bu nedenle bu kronik stresle baş edemediğimiz zaman bağışıklık sistem hücrelerimiz iyi çalışamıyor.
iyi çalışamayınca da tabii askerlerimiz bu sefer işte kanser ya da virüs, koronavirüs herhangi bir kötü bir bize zarar veren şeylerle mücadele edemiyorlar doğal olarak. Yani iyi hissetmek de burada o ordumuza moral vermek aslında. Peki ben şeye de gelmek istiyorum. Özellikle araştırmalarımda UNESCO ve L'Oréal tarafından verilen Uluslararası Yetenek Ödülü aslında almışsınız. Ve bunu alan Türkiye'de 3 sefer arka arkaya alan bilim insanlar arasında bir tanesiniz. Nurcan Hanım da bunları alan kişilerden bir tanesi. Biraz da oraya getirmek istiyorum. Oradaki yaptığınız çalışma neye göre kategorilendirildi ve ödüle layık görüldü? Bir de bildiğim kadarıyla siz tersine beyin göçü yaptınız. Yani yurt dışına gittiniz, orada uzun süre kaldınız, sonra orada evlendiniz, Alman eşiniz ve onunla birlikte Türkiye'ye geri döndünüz. Biraz da ondan da bahsederseniz, böyle bir 4 dakikamız var size ayırdığımız. Lütfen söz sizin, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle çalışmamdan bahsedeyim. O çalışma da aslında biraz önce özetlediğim o bağışıklık sistemi, ordumuzun askerleri olan makrofajlar üzerine. Amerika'da yaptığımız çalışmalarda kolesterolle ilgili bir proteinin mesane kanserinde çok önemli bir rol oynadığını bulduk. Daha doğrusu askerlerimiz o protein olmadığında askerlerimiz daha güçlü bir hale geliyor ve mesane kanserini baskılıyor. Bunun mekanizmalarını aydınlatmak üzerine bir projeydi, ödül aldı. Ama orada tabii sadece proje bazlı ödül almıyorsunuz. Nurcan Hocam da bahseder. Yani sizin akademik geçmişiniz bir paket olarak siz artı önerdiğiniz proje şeklinde ödül alıyorsunuz. Hepsi birlikte yine immünoterapiye yönelik tabii ki. Askerlerimizi güçlendirelim, kanserle iyi savaşsın özet olarak öyle bir projeydi. Tersine beyin göçüne gelince tabii yani ben şey diyorum, hani kendi başıma tersine beyin göçü yaptım, oradan buraya geldim. Ben de aynen Marie Curie ve TÜBİTAK ortak bir programıyla geldim. Ama eşim de Alman, o da geldi. Bir de beyin transferi olmuş oldu diyorum böylece. O da aynı benim şekilde İzmir Biyotip ve Genom Merkezi'nde çalışıyor. O da immünoloji üzerine araştırmalar yapıyor. Böylelikle işte bir gidip hatta 2,5 gelmiş oldum. Bir de oğlumuz da burada. Peki siz uzmanlık alanlarınızdan veya konuşmaktan hoşlandığınız bir konu daha var. Cam tavan sendromu ile ilgili bir şeyler anlatabilirim demiştiniz bana. Ben de biraz araştırdım onu. Doğruluk payı olan yerlere çok fazla. Katıldığım yerler de var, katılmadığım yerler de var belki, ama nedir bu cam tavan sendromu hocam? Yani aslında işte kadınlar tabii ki kariyerlerinde ilerliyorlar ama bir yerden sonra görünmeyen, bir aşılamayan duvarlar var. Yani camdan olan bir duvar ve farkında bile değiliz. Yani şimdi baktığımızda kendi alanımdan konuşayım. Bilim insanlarının %30'u kadın. Nobel ödülü olan insanların %3'ü kadın. Buraya baktığımızda bir problem olduğunu görüyoruz. Yani yokmuş gibi görünüyor ama maalesef var. Bunların nedenlerine dayandığımızda, düşündüğümüzde bunları ise ben çok gerilere gidiyorum aslında. Hep şey düşünüyorum, yani bu farkında olmadığımız bilinç dışı ön yargılar. Bilinçli olanlar da var ve bilinçli olmayanlar da var. Mesela çocukların oyuncaklarından bile yola çıkarak daha küçük yaşlarda işte erkek çocuklara daha doktor, kız çocuklara hemşire, işte erkek çocuklara biraz daha doğumun mühendis olur, kız işte mutfak alalım, onunla oynar gibi yönlendirmeler mevcut. Onlar da doğal olarak daha küçük yaşta işte lider erkek olur ve kadın onun yardımcısı olur gibi bakıyorlar. Yani L'Oréal'in de bir programı vardı bir ara, onun içindeydim. Çocuklara soruyorlar, bilim insanı kimdir? Ve çoğu erkek çiziyor. Yanına da asistan olarak kadın çiziyor ve onlara kadınların da bilim insanı olacağı anlatıldıktan sonra tamamen fikir değişiyor. Evet, ben de olabilirmişim diyor kızlar. İşte kız çizmeye başlıyorlar. Yani çok küçük yaşta farkında bile olmadığımız dünyada bu tür bir düzen mevcut. Ve lider olarak ilk başta akla erkek geliyor. Ama bunlar işte zamanla küçük küçük tohumları daha çocuklardan atarsak bence bir 20 yıl sonra Dünya Kadınlar Günü diye bir şey kutlamamız gerekmeyecek. İnsanlar günü deyip hep beraber ortaklaşa konuşacağız. Altını çizmemiz gerekmeyecek bu konuların diye düşünüyorum açıkçası. Peki Duygu Hocam, çok teşekkürler. Şimdi son turda biraz kendi alanınızın teknolojiyle beraber geleceğini de konuşacağız. Belki de değinmek istediğiniz kadın tarafından da bakış açınızı da belki eklemek istersiniz. Ben şimdi doçent doktor Nurcan Tunçbağ'a dönmek istiyorum. Hiç kuşku yok ki çağımızın en büyük hastalıklarından biri de kanser.
Dünyada her 6 ölümden biri kanser olarak kayıt edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2012'den bu yana kanserden ölenler her yıl ciddi oranda artmakta. 2018'de 9.6 milyon insan kanserden öldü. Şimdi Nurcan Hocam da UNESCO ve L'Oréal tarafından verilen Uluslararası Yetenek Ödülü'nden bir tanesine sahip. Nurcan Hocam, sizin tabii çalışma alanınız biraz daha veriye dayalı sanırsam. Evet. Hastalığı daha iyi anlamak için hesaplamalı yöntemler tarafını kullanıyorsunuz. Bir de kişiye özgün kanser tedavisi ve tersine mühendislik teknikleriniz var. Böyle 6 dakikalık zaman diliminde bize uzmanlık alanlarınızı anlatabilir misiniz? Söz sizin, buyurun. Teşekkürler. Çalıştığımız alan biyoinformatik olarak geçiyor. Biyo ve enformatik kısmı olarak ikiye ayırırsak, biyolojik sistemlerin bilgisayar bilimleri yardımıyla analiz edilmesi, disiplinler arası bir alan aslında. Ortak çalıştığımız moleküler biyoloji bölümlerinden, tıp fakültelerinden, bilgisayar bilimlerinden ve mühendislikten ortaklaşa çalışılan bir alan olarak tanımlayabiliriz. Aslında Duygu Hoca çok güzel bir altyapı da verdi. Ben de onun üzerine devam ettirebilirim. Düşman hücrelerden bahsetti, kanser hücrelerini. Aslında o hücreler de bizim hücrelerimiz. Normal hücrelerin farklılaşmasıyla kendi düşmanımız oluşuyor diye belki devam ettirebiliriz bunu. Hücre içinde de aslında hücreyi bir fabrika ya da bir ortam olarak düşünürsek, bunun içinde proteinler dediğimiz moleküllerden oluşan makineler var. Bu fabrikanın iskeletini yine o moleküller oluşturuyor. Ve oradaki bütün fonksiyonları yerine getiren bu tür moleküller var. Ve bunlar birbirleriyle etkileşiyorlar. Yani örneğin Facebook'ta hepimizin arkadaşları var. İşte Twitter'da birbirimizi takip ediyoruz. Moleküller de birbirlerini tanıyorlar, birbirleriyle etkileşiyorlar ve böyle sosyal bir ağ gibi bir etkileşim ağı oluşturuyorlar. Normal hücreye baktığımız zaman ve kanser hücresiyle karşılaştırdığımız zaman bu on binlerce molekül arasındaki yüz binlerce etkileşimde farklılaşmalar oluşuyor. Biz de veriye dayalı olarak bu bilgiyi analiz edip karşılaştırdığımızda kanserde hangi farklılaşmalar var? Bu farklılaşmaları hedefleyebilecek ilaç molekülleri bulunuyor mu? Bunları araştırıyoruz. Özetle böyle söyleyebilirim. Peki sağlık sorunları moleküler düzeyde mühendislik bakış açısı da siz getiriyorsunuz. Biraz bunu açabilir misiniz? Nasıl bir bakış açısı? Mühendisliğin buradaki katkısı nedir sizce Nurcan Hocam? Aslında yazılımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Bu büyük veriyi anlamlandırabilecek yazılımlar ve metotlar geliştirmeye çalışıyoruz. Demin bahsettiğim o hücresel ağlarda tabii bahsettiğimiz o 10 bin molekül ve yüz binlerce etkileşimi analiz etmek, özellikle gözle analiz etmek mümkün değil. Bunları, bu farklılaşmaları anlayabilmek için yazılımlar geliştiriyoruz diye özetleyebilirim kısmı. Peki birazdan ikinci turda geleceği konuşacağız belki ama geçmişi değerlendirdiğinizde bugün arasında ne gibi farklar var? Kanseri teşhis etme ve tedavi yöntemleri ilgili, özellikle teknoloji de araya girdikten sonra araç aslında teknoloji, bunu amaca dönüştürülüyor belki sizin yaptığınız taraf. Ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Böyle bir üstümüz daha var sizin tarafta. Evet. Bize geçmiş ve bugünü değerlendirirseniz ne gibi şeyler söyleyebilirsiniz? Geçmişte aslında indirgemeci bir yaklaşım olarak söylersek şu an biraz daha sistem bilimine doğru yaklaştı. Bu ne demek? Bir hastalık, bir molekül, bir ilaç değil. Her kişinin hastalık izinin farklı olduğu ve her hastaya özgü tedavi stratejilerinin olabileceğine doğru alan gitmeye başladı. Örneğin şu anda da klinikte devam eden tedavi yöntemlerinde aynı hastalığa farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Geçmişten günümüze baktığımız zaman aslında Amerika'daki Kanser Enstitüsü'nün de şöyle bir tanımlaması var. Herkese aynı elbiseyi oturtmak yerine kişiye özgü, kişinin moleküler izlerini takip ederek, hastalığa dair moleküler izlerini takip ederek tedaviyi ona göre gerçekleştirmek üzerine bir yaklaşıma doğru gitti.
buna sistem bilimine doğru yaklaşıyoruz ya da sistem biyolojisine, yani tek bir molekül yerine moleküllerin toplu halde nasıl davrandıklarına doğru ilerleyen bir alan olarak söyleyebiliriz. Peki, teşekkürler Nurcan Hocam. Şimdi tabii son turda yine biraz teknolojiye değinmek de istiyoruz. Bir de siz hep şundan bahsediyorsunuz. Bilim alanında Türkiye'deki kadınların potansiyeli ve gücünden bahsetmişsiniz birçok haber kaynaklarında. Biraz belki onlara da değinmenizi istiyor olacağım ben. Şimdi Tuğba Hanım'a dönmek istiyorum. Kendisi benim aynı zamanda meslektaşım, elektrik elektronik mühendisi Tuğba Hanım. Şimdi onunla otomotiv endüstrisini konuşacağız. Elektrikli otomobil üretimiyle birlikte kadın çalışanların rolü daha da artacak diyor Tuğba Hanım. Ben de buna katkı olarak elektrikli araçlar ile birlikte otomotiv endüstrisi bakıldığında endüstriyel tasarım alanında daha da devrimler gerçekleşmekte. Tasarımsal anlamda devrimler gerçekleşmekte. Otomotivde köşeli ve keskin hatlar yerine oval ve zarif hatlara bıraktı. Dolayısıyla estetik ve zarafet düşünüldüğünde kadın zekasının ve yaratıcılığın ne derece önemli olduğunu düşünebiliriz ve görebiliriz. Ben de böyle bir katkı sağlamak istedim. Şimdi Tuba Hanım, yani 20 yıl önceki otomobillere bakıldığında tasarımlar hep benzer de birbirine. Fakat teknolojiyle birlikte artık ben hep şöyle söylüyorum. Sanki dişileşmeye gidiyor. Her türlü endüstriyel tasarım oval hale geliyor, renklendirilmiş hale geliyor. Ve sanki bunun içerisinde de bir kadın izi var aslında. Siz neler yapıyorsunuz? Elektrikli otomobil üretiyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk elektrikli otomobil üretimi tarafından gerçekleştirildi sizin tarafınızdan. Biraz otomotiv endüstrinin durumunu sizin taraftan bakış açısını değerlendirmenizi isteyeceğiz sizden. Buyurun. Birçok gündem söylediniz. Hızlıca başlayayım o zaman. Öncelikli olarak her sektörde olduğu gibi aslında otomotivde de kadınların ince duruşlarının, dokunuşlarının süreçleri hızlandıracağını ve daha hızlı başarıya ulaştıracağına birazcık daha inanıyorum. Bahsettiğiniz gibi aslında elektrikli araçların sektöre girmesiyle birlikte elektrikli araçlar araç mimarilerinde çok büyük değişikliklere neden oldular. Tabii stil apayrı bir gündem ama aracın içerisinde dönen süreçler bile çok değişti. Ben tüm kadın arkadaşlarım bu süreçlere çok hızlı adapte olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence otomotiv sektöründe de kadınların yeri oldukça büyük. Ki Günsel içerisinde birçok kadın arkadaşım var. Tasarımdan üretime, montaja kadar birebir hem bedenen hem de zihnen yer alan ve çalışan. O yüzden tüm süreçlerde gönül rahatlığıyla devam edilebileceğini de düşünüyorum. Bahsettiğiniz gibi çok büyük değişiklikler var. Stilde var, iç dizaynda var, araç mimarisinde var. Artık aracın içerisinde daha büyük bir bataryası var. Daha insanların kolay erişebileceği, aracın daha akıllı bir düzeye geldiği aslında araçlardan bahsediyoruz burada da. Tabii ufak olarak şeyden de bahsetmek istiyorum. Hep otomotivde kadın istihdamından bahsettik az önce. Günsel içinde de aslında kadın istihdamına öncelik veriyoruz. Ama bir kadın olarak da şunu söylemek istiyorum. Bence herhangi bir kadının böyle özelleştirilmiş bir alana ihtiyacı yok. Çünkü kadınlarımız gerçekten olabildiğince güçlü yapıya sahip insanlar. Ki Günsel içerisinde birebir bunu fiil olarak yaşıyorum. Üretimden montaja her noktada. Diğer bir noktaya gelecek olursak da Günsel aslında. Günsel evet Kıbrıs'ta yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa'da yer alan bir elektrikli araç şirketi. Yakın Doğu Grup diye bir grup şirketine bağlı Günsel. Yakın Doğu Grup şirketi tabii Kıbrıs'taki çok köklü bir grup şirketi. Grup şirketimizin sahibi Suat İrfan Günsel adında bir yatırımcı. 1978 senesinden beri Yakın Doğu Grup faaliyet gösteriyor ve finanstan eğitime, eğitimden turizme, turizmden sanayiye birçok farklı alanda şirketleri var grup içerisinde. 6700'den fazla çalışanı var. Suat Bey dünyadaki sayılı zenginlerden biri. Şu anda Suat Bey'in oğlu İrfan Suat Günsel grubun yöneticisi. Bizim de aynı zamanda CEO'muz kendisi. Tabii Günsel markası ailenin soy ismiyle yola çıktı. O yüzden aile açısından hem çok zor bir karar hem de büyük bir irade göstergesi zannediyorum. Çünkü kendi soy isminizi bir işe vermek, işi ölümsüzleştirmek anlamına da geliyor birazcık. Hem de işin arkasındaki sağlam duruşu da gösteriyor. O yüzden bizler de Günsel markasıyla yola çıktığımızda devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Şu anda arkamda görüyorsunuz B9 modelimizin bir skeç çalışması var. İki farklı modelimiz üzerinde çalışıyoruz. Biri B9, diğeri de C9. B9 hatchback bir araç, C9 SUV versiyon bir araç. Şu anda
Kıbrıs'ta mevcut bir fabrikamız var. Bu fabrikada çalışmalarımız devam ediyor. Tabii etrafında gitgide fabrika alanlarımız artıyor. Hedefimiz biz sadece bir elektrikli araç değil, Kıbrıs'a bu kültürü, bu altyapıyı da katmak. O yüzden tümümüzde çalışmalarımız devam ediyor. Tabii sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye bakmıyoruz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir farkımız yok. Hepimiz aynı şey için çalışıyoruz. Peki şimdi geleceğin becerileriyle ilgili Dünya Ekonomik Forumu açıkladığı bir rapor vardı geçtiğimiz sene itibariyle. Ve buna karşılık Dünya Bankası'nın da açıkladığı bir rapor vardı. Raporda şu söyleniyor, 10 yıl içerisinde bu Dünya Ekonomik Forumu açıkladığı becerilerin %60'ını kadın istihdamını gerçekleştireceği, kadınlara daha aslında yer açılabileceği ve hatta işte kol kasının artık beyin kasına bıraktığı teknolojik düşünülürse kadının gelecekte çok daha önemli bir rol oynanacağı aslında söyleniyor. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi de ben merak ediyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Öncelikli olarak dediğinizde çok haklısınız. Birazcık daha aslında üretim tarafı bedenden daha çok zihne yönelmeye başladı. Daha çok robotik sistemler, artık süreçleri hızlandırabilen her şey aslında. O yüzden bu noktada bence kadınların dediğim gibi duruşlarının ve düşüncelerinin ve bakış açılarının hele de otomotivde çok yeri olduğunu düşünüyorum. Birazcık aslında mühendislik ve otomotiv dediğinizde kadınlar bir tık daha uzakta dururlar genelde. Ben üniversitede okurken üniversitede sınıfım 100 kişiydi. 100 kişi içerisinde %10 bile yoktu. Şu anda Günsel içerisinde 44 civarında kadın arkadaşım var. Ki Günsel'de şu anda sadece ARGE tarafında 170 civarında mühendis arkadaşımız var. Sayımız her geçen gün artıyor. Az söylediysem kusura bakmasın diye arkadaşlarım. Ama ciddi manada dediğiniz gibi gerçekten kadınların her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yeri oldukça fazla. Ki bu noktada bizler de sıfırdan tasarımdan başladığımız bu yolda hala istihdamlarımıza devam ediyoruz. Birçok kişiyi bünyemize katıyoruz. Ve bahsettiğim gibi kadın çalışanlarımızı da öncelik tanıyoruz. Şimdi Dünya Bankası'nın Impact of Automotive Technology diye bir raporu var. Raporda 2030 yılına kadar her 5 araçtan 4'ünün elektrikli olacağı, 2040 yılına kadar da her 6 araçtan 5'inin tam otonom araç olacağı ve artık tamamen 2045 yılından sonra bütün araçların elektrikli araca döneceğiyle ilgili bir raporu vardı. Bu anlamda elektrikli araçlara yatırım şu anda öne çıkan bir teknolojik yatırım mı? Siz bu konudaki düşüncelerinizi de ben merak ediyorum açıkçası. Elektrikli araçlar aslında yatırım çok popüler. Yani aslında otomotiv dünyasına ilk baktığımızda araçlar ilk piyasaya çıkmaya başladığında elektrikli araçlar aslında yüzyıllar öncesinde elektrikli araçlar vardı. Ama benzinli araçlar ve daha doğrusu içten yanmalı araçlar bir şekilde elektrikli araçları birazcık domine etti. Ve bu dominasyon sonrası elektrikli araçların popülaritesi azaldı. Ki geçtiğimiz aslında 10-15 seneye kadar tekrar bir elektrikli araçların yoğun olduğu bir dönem var. Ama bunun en temeldeki nedeni aslında bir anda nasıl taş devrinden tuş devrine geçtiğinde taş yok olmadıysa şu anda aslında benzin ve gaz yok olmadı. Ama insanların daha verimli sistemler kullanmaya ihtiyaçları doğdu. Yani şu anda aslında her alanda yaptığımız her işte zamanda parada daha fazla verime ihtiyacımız var. O yüzden elektrikli araçlar bir kere çok verimli araçlar. Yani çok az tüketime sahipsiniz. Tek şarjda şu anda mesela Günsel için B9 modelimiz 350 kilometre gidebiliyoruz. Bu gerçekten mükemmel bir şey. Şu anda litresine 5 lira verdiğimiz benzinden bahsediyoruz. Ben tabii Kıbrıs için konuşuyorum çünkü daha da fazla. O yüzden her alandaki verimlilik çok önemli. Verimli olmak için elektrikli araçlar, zaman verimliliği için otonom araçlara geçiş çok çok yakın. Ki dünyada gerçekten dünyayı aslında yok etmemeye çalışıyoruz şu anda, onu da verimli kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden olabildiğince çevre dostu sistemleri ister istemez zorunlu da olsa geçiş sağlayacağız. Ki aslında bahsettiğiniz gibi dünyada aslında birçok ülke şimdiden, özellikle Almanya mesela, Norveç, bunlardan birkaçı 2025 senesi itibariyle ülkelerine artık birçok araç girişini yasaklamaya başlıyorlar ve elektrikli araçlara öncelik sağlıyorlar. Ki ülkemizde de zaten elektrikli araçla ilgili birçok hem yeni şirket kurulmasıyla birlikte birçok mevcut OEM'in de elektrikli araçlara yöneldiğini, birçok OEM'in 2025 itibariyle piyasaya 10'lar 20'şer modelle giriş yapacağını aslında biliyoruz haberlerden de. Peki, teşekkürler Tuba Hanım. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir endüstriyel tasarımcı aramızda.
Çocukluğunda karanlıktan korktuğu için zorunlu olarak mobil aydınlatma cihazı tasarlamış sevgili Şevin Ballıktaş. Pandemi döneminde en çok konuştuğumuz ve öne çıkan sektör e-ticaret. Türkiye'de geçtiğimiz sene 5 milyon yeni e-ticaret kullanıcısı ilk defa deneyim sahibi oldu. Mesleklerin geleceği ve geleceğin mesleklerine baktığımızda teknoloji ön plana çıkıyor. Tam da bu noktada sevgili Şevin Ballıktaş kadının fark yarattığı noktaları, iş ortamında kadın liderlerin önemini ve teknolojide neden daha fazla kadının yer almasına değinecektir diyorum. Şevin Hanım, ne dersiniz? E-ticaret çok popüler hale geldi geçen sene ve herhalde önümüzdeki 5 yıla da damgasını vuracak bir sektör haline dönüştü. Özellikle PwC'nin bir raporu vardı. Geleceğin mesleklerinde de e-ticaretin çok önemli bir rol kazanacağı söyleniyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? E-ticaret kendi içinde nasıl bir dinamiklerle değişti ve gelecekte nelere doğru gidiyor e-ticaret? Buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Ya öncelikle şunu söyleyebilirim. İlk etapta da L'Oréal'den de bahsedilmişti. 2023'te L'Oréal'in global hedefi tüm cirosunun %50'sini e-ticaretten yapmak. Biz pandemiyle birlikte kimsenin beklemediği, 3 yılda beklediği büyümeyi 3 ayda yaşadık. O da e-ticareti aslında bir yandan çok havalı, istenilen, çalışılmak istenen bir yer gibi gösterse de şöyle zorluklar doğurdu. E-ticaret normalde Türkiye'deki payı %6'larda olduğu için perakendenin içindeki payı, firmaları olarak o kadar da karlılığına odaklanmıyorlardı. Genelde fiyat indirimi yapalım, elimizdeki ürünü satalım diye konumlandırdıkları bir kanaldı. Ama hep de söylenen şuydu, yurt dışıyla konuştuğunuzda, payı %20'lerin üzerinde olan ülkelerdeki ekiplerle konuşulduğunda hep şunu söylüyorlardı. İlk etapta küçük ama planı doğru kurmazsanız büyüdüğünde verdiğinizi geri alamazsınız. O yüzden de hep böyle bir uyarı oluyordu. Bir gün uyandığınızda Çin olacaksınız, e-ticaretin payı çok büyümüş olacak ama siz fiyat odaklı bir strateji kurarsanız bu şirketi bitirir. Çünkü marjların çok kötü olduğu bir dünyaya aslında kanal yapısı kurmuş olursunuz. Bence e-ticaretteki en önemli noktalardan biri şu, önceden e-ticarete hep biz ne konuşurduk? Fiyat, uygun ürünü bulduk. Ne kadar sürede geldiğini bile o kadar önemsemediğimiz dünyalar oluyordu. Ama şu an ekiplerin konuştuğu şey şu, doğru ürünü doğru fiyatla, doğru aksiyonla konumlandırabiliyor muyum? Ben datadan ne öğrenmeliyim ki fiyat yapmadan da ürünü aslında isteyen kişiyle birleştirebileyim? Bence e-ticaretin iki değişkeni var. Birincisi, daha karlı bir yapı kurmak için dataya ihtiyacımız var. İkincisi, hep şu söylendi. Şimdi Trendyol'un son raporuna da baktıysanız altını çizdiği konu ne? Pandemiyle birlikte 100 binden fazla kobi içeriye girdi diyor. Bu tek taraflı bakınca çok güzel. Ama bu kobiler nasıl girdi? Şu ürünü aynı anda 3 kişi satarken katalog sistemiyle ürünü almak için girdiğinizde altında 3 tane satıcı vardı. Ve bu 3 satıcı aslında birbiriyle savaşıyordu. Şu an kobi sayısı arttığı için aynı ürünü satmak isteyen satıcı sayısı bir anda 2 katına çıktı. 69 bin olan kobi sayıları 100 binlere geldiğinde aslında e-ticaretin zaten karlılığı çok iyi değildi derken birbiri içindeki savaşı da arttırdığımız için karlılık iyice diklere geldi. Bence e-ticarette konuşulması gereken şeylerden biri satıcı sayısının artması gibi değil. Data da çok fazla var. Bu arada hani şey konuşuluyor, e-ticarette data önemli. Evet önemli ama her yerden data geliyor. Satış datası geliyor. Onun dışında kendimiz bazı yatırımların datalarını alabiliyoruz. Ama ekip sınırlı olduğu için o big data olarak geçen datayı analiz edecek ekipler yok. Bence ikinci noktada şu bakılması gereken gerçekten aksiyon odaklı dataların oluşturulabiliyor olması. Mesela bizim için pandemi dönemi tabii ki dünya için zor bir süreçti. Hepimiz sağlık açısından baktığımızda üzüldük. Ama pandemi dönemi user statın aslında doğuş dönemi oldu. Nedeni de şu, birebir sağladığımız şey o tüm büyük datayı analiz edip şu ürün için şu aksiyonu şu anda almalısın diyebilecek bir yapı kurmamız aslında user statı farklılaştırdı diyebilirim. E-ticareti aslında böyle yorumlayabilirim. Çok güzel görünse de marjların daha kötüye gittiği ve bilmeyen insanların içeriye girdiği için de o kaosu bir şekilde yönetip belki de insansız bir yapıya gitmesi gerektiği bir gelecek olması gerekiyor e-ticaretle. Şimdi ben e-ticaretin Türkiye'de çok doğru anlaşıldığını veya doğru kullanıldığını çok düşünmüyorum. Birkaç tane panel izlemiştim bununla ilgili. Dünyada e-ticaret siteleri ürünlerini daha pahalıya satıyor ama Türkiye'de tam tersi. İnsanlar e-ticaret sitelerinden daha uygun fiyatta ürün almaya çalışıyor.
Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de işin data kısmına da gelmiştiniz ya, sizin de işiniz data. Data da aslında günümüzün yakıtı ve verisi. Bunu nasıl işliyorsunuz? Bu iki konuyla bir değerlendirme yapabilir misiniz? Ya aslında e-ticaretin ilk noktasına baktığımızda daha rahatlık odaklı e-ticarete yaklaşan ülkeler var. Şimdi İngiltere'de dediğiniz gibi fiyat odaklı değil, evine gününde gelmesi için, evinden çıkmadan ürünün gelmesi için kullandığı bir şey. Biz bunu bence getirle deneyimlemeyi öğrendik. Ama bunlar ülkeler için aşamalar. İlk etapta her yerde e-ticaret daha uygun fiyatlı ürünü aldığı noktayken, sonrasında deneyimletip oradaki konforu yaşattıktan sonra fiyata daha fazla ödesen de tercih ettiğin nokta oluyor. Bence bu fazlar olarak düşünülürse Türkiye'nin de daha yolu olsa da bu yola gelecek. Yani o şu anki düşündüğümüz ülkelerin hepsinde ilk etapta böyle olmuştu. Ama bence Getir için hepimiz, yani Getir hepimiz için güzel bir örnek oldu. Aramızda kullanmayan yoktur diye düşünüyorum eğer İstanbul lokasyonundaysanız. Yani canınız bir şey istediğinde şunu içtenlikle söyleyeyim. Ben Ankaralıyım. O yüzden her Getir ilk defa Ankara'ya açılmadan önce Ankara'ya gittiğimde kolumu bir parçasını İstanbul'da bırakmışım gibi hissediyordum. Çünkü o kadar alışmışım ki evde bir şey izlerken canım bir şey istediği anda Getir'e gireyim 10 dakikada gelsin. Bence bunu deneyip aşama aşama, birincisi e-ticaretle tanışma, kullanma. İkincisi oranın konforunu yaşamaya alıştıktan sonra, Getir şu an fiyatını arttırsa da ben Getir'den vazgeçemem. Çünkü onun rahatlığını yaşadım. Bence ikinci fazımız da bu olacak. Buna da giderek yaklaşıyoruz. Özellikle marka taraflarında da şunu görüyoruz. Özel ürünlerini ilk defa e-ticarete getiriyorlar. Ve fiyat odaklı konumlandırmadıkları ürünler oluyor. Yani yolumuz var ama gittiğimiz nokta doğru bir nokta. Peki son turda sizinle tek tıkta bağış dediğimiz iyilik paylaş vizyonunuzu, yazar kimliğinizi ve kadınların fark yarattığı noktalarda iş ortamında kadın liderlerin önemini konuşacağız. Orada da yine 4 dakikamız olacak. Şimdi ben tekrardan son tura geldiğimde Duygu hocama döneceğim. Ve burada da bilim insanı olarak kendi çalışma alanınızın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz noktasında görüşlerinizi rica edeceğim 4 dakikada. Bir de gelecekte kadınların daha fazla iş alanına sahip olacağı konusunda katılıyor musunuz? Bu konuyla ilgili de ben Duygu hocam görüşlerinizi rica edeceğim. Söz sizin, 4 dakikanız var, buyurun. Tabii ki, teşekkür ederim. Kendi alanımın geleceğinden bahsedecek olursak, Nurcan Hoca çok güzel anlattı. Dedi ki kişiye özel artık terapiler yapıyoruz kanserde. O kişinin kanserine özel terapiler. Bunlar tabii ki daha da artacak. Bir yandan o kansere özel, düşmana özel tedaviler gelişirken diğer yandan da immün sistemi, yani orduyu güçlendirici tedaviler artacak. Ve bunlar kombine şekilde hastalara verilerek kanserle savaşılacak daha fazla. Şu anda yapılıyor ama çok daha küçük. Yani kanser immünoterapisi özellikle 2011 yılından sonra atağa geçti. Daha çok yeni. 2018'de Nobel ödülü aldı bununla ilgili çalışmalar. Çok hızlı yol alıyor ama daha çok yeni. İleride çok daha temel bir kanserle savaş tedavisi haline gelecek. Bunu düşünüyorum. Ayrıca yine bu iyi hissetmeye gelirsek, işte ordumuzun askerlerini mutlu etmeye, ben ruh sağlığı ve beden sağlığının birbirinden ayrılmayacağını düşünüyorum. Yani bizler birer makine değiliz. Mühendisler çok daha iyi bilir bu makine ama biz insanız. Duygularımız da var ve tedavilerde bunun da önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum her zaman. Yani kanser terapistleriyle psikologların, psikiyatristlerin birlikte çalışarak ortaklaşa kombine bir tedavi şeklinde ilerleyeceklerini düşünüyorum. Ve bunun olmasını umut ediyorum gerçekten. Peki bugünün önemine de değinmenizi de biraz istiyorum. Sizce gelecekte dediğim gibi kadınların daha fazla alanlarda çalışması, özellikle bugünü de değerlendirdiğinizde, biz sizinle telefonda konuştuğumuzda hani böyle bir güne gerçekten ihtiyaç var mı, bu konuşulmalı mı, ama belki farklı noktalarda konuşmamız lazım dediğinizde biliyorum. Siz ne dersiniz hem bugünün öneminde hem de gelecekte kadınların daha fazla çalışma alanına sahip olmasıyla ilgili hocam? Kesinlikle ben buna yürekten inanıyorum. Kadınlar çok daha fazla çalışma alanına girecek ve daha da güçlenecek. Daha doğrusu kadınlar kendi güçlerinin farkına varacaklar. Aslında güç içimizde de, işte her zaman belki çıkaramıyoruz. Ama bu L'Oréal UNESCO ödülünü aldığımız zaman bir hafta boyunca bize çok güzel bir eğitim vermişti Paris'te. Ve orada Alain Goudsme adlı çok iyi bir mental coach'un bir sözü çok etkilemişti beni, onu söylemek istiyorum. Alain dedi ki, zeka bulaşıcı değildir, duygular, tutkular ve enerji bulaşıcıdır.
Bu nedenle iyi bir lider olabilmek için IQ'den daha fazlasına ihtiyacımız var, EQ'ye ihtiyacımız var. Bundan dolayı da kadınların liderlik potansiyeli daha fazla. Evet, duygusal zeka. Evet, kesinlikle. Bunun farkına varabilirsek çok daha güzel ilerleyebiliriz. Ama kadınlar tabii bu alanda şu da olmamalı. Yani bir yerden sonra rekabetin içine girip kadınlar erkekleşme ihtiyacı duyuyorlar bazı yerde tutunabilmek için belki. O da olmamalı. Yani kadınlar kadın gibi, erkekler erkek gibi. Çünkü o kadınlar o kadınların kadınlığın getirdiği o yüksek EQ'yu, o işte zarafeti katmalı ki güzelleşsin. Çok güzel örnek verdiniz araba dizaynıyla ilgili, daha yumuşak hatlar. Onları getirmeli ki bir değişiklik olsun. Yoksa erkekler zaten var. Yani erkek gibi kadınlara değil, erkekler erkeklerin doğasıyla, kadınlar kadınların doğasıyla hareket edebilirlerse çok daha dengeli, güzel bir dünyada yaşarız diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler Duygu Hocam. Şimdi hemen Nurcan Hocama dönmek istiyorum. Bilim alanında Türkiye'deki kadınların potansiyeli ve gücü düşünüldüğünde gelecekte nasıl görüyorsunuz? Özellikle bugün de değerlendirdiğinizde ve sağlık alanında teknolojik gelişmeler ve bilimin geleceği sizin taraftan nasıl şekilleniyor hocam? Buyurun. Ben son turda tekrar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Umuyorum toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşabileceğimiz günler olur. Türkiye'de tabii çok potansiyeli çok yüksek, çok farklı alanlarda çalışan bilim insanlarımız var. Bilim alanında ilham verici çalışmalar yapıyorlar. Hem Türkiye içinde hem de yurt dışında dünyaca tanınan bilim insanlarımız. Tabii bu potansiyelin de sürdürülmesi gerekiyor. Özellikle STEM dediğimiz fen, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında daha küçük yaşlardan kız çocuklarımızı bu alanlara doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Daha fazla yönlendirmemiz gerekiyor aslında. Demin bahsettik, tabii örneğin Google Translate'e İngilizce doktor yazdığınız zaman ve onu üçüncü kişi olarak translate ettiğiniz zaman orada he yazar. Ama hemşireyi yazdığınız zaman oraya, orada çeviri yaptığınız zaman she yazar. Yani birini erkek, birini kadın olarak tanımlamıştır. Bu türlü fark etmediğimiz ama bilinçaltında bunu tanımlayan ya da bu şekilde nasıl diyeyim, eğitilmiş olarak sistemlerin devam ettiği sürece tabii işimiz biraz daha zor. Bu kısmı aşmak gerekiyor. Özellikle sistem alanında kız çocuklarını yönlendirebilmek için. Bir diğer nokta da tabii Duygu Hoca'nın da bahsettiği camdan tavan olarak tanımlanabilir. Sızıntı yapan bir boru olarak bu noktaya da önem verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci kısma gelirsek, tabii veriden çok bahsettik. Sağlık alanında da yine diğer alanlarda olduğu gibi e-ticaretten bahsettik, farklı alanlardan bahsettik. Sağlık alanında da büyük veri çağındayız. Yani bahsettiğim o on binlerce molekülü artık üretebiliyoruz. Yani üretiyoruz derken o moleküllerin artışlarını, azalışlarını çeşitli testlerle deneysel alandaki teknolojilerin gelişmesiyle de üretilebiliyor o bilgiler. Yani deneysel teknolojilerin gelişmesi, bilgisayar altyapılarının gelişmesi, yine biyoloji alanındaki yaklaşımları demin bahsettiğim sistem bilimine doğru genişletti. Birçok uluslararası enstitünün de önümüzdeki 5 yıllık planları arasında, öncelikli planlar arasında en tepede bütünleyici biyoloji dediğimiz, bunların veri analizi, entegrasyonu, bioinformatik ve hesaplamalı biyoloji alanları yerleşti. Dünyada da yine hastaya özgü veri depolanması ve bu veri üzerinden elde edilen bulgularla tedavi stratejilerinin geliştirilmesi, bu tarafa doğru yine alan ilerliyor. Yani sağlık alanında da büyük veri ve teknolojik gelişmeler çok hakim olacak ilerleyen zamanlarda.
Teşekkür ederiz hocam. Belki tekrar Tuğba Hanım'a döneceğim. Otomotiv endüstrisinde yeni teknolojileri biraz konuşmak istiyorum son bölümde. Ve geleceğin üretim süreçlerini de konuşalım Tuğba Hanım. Böyle bir 3 dakikalık zaman dilimizde bize kendi endüstrisinizde ne gibi gelecek vaat ediliyor, neler göreceğiz teknolojik anlamında ve üretim süreçlerinde siz neleri değiştiriyorsunuz? Bize böyle bir 3 dakikada özetleyebilir misiniz? Teşekkürler tekrardan. Otomotiv içerisindeki en yeni teknolojiler gerçekten aslında şu anda günümüzdeki popülerlik elektrikli araçlar ve otonom araçlar. Burada endüstri içerisinde artık direksiyonun olmadığı sistemler karşımıza çıkmaya başlayacak. Batarya kutularınızın nasıl benzin istasyonuna gidip aracınıza benzin dolduruyorsanız batarya kutunuzun bıraktığınızda yeni batarya kutusu aldığınız sistemlere döneceksiniz belki de. Hatta aracınız çok hızlı şarjlarla hala zaten şu anda günümüzde var. 5-10 dakikaya şarj edip yola devam edebileceksiniz. İçeri gireceksiniz, bir çay kahve içeceksiniz ve arabanız çoktan şarj olmuş olacak. Yollara koyulacaksınız. Aslında biraz daha konforun belki arttığı, araçların paylaşım modellerinin başladığı, yani artık belli noktalardan araçları aldığınız, kullandığınız, bıraktığınız sistemlere dönüşmesini bekliyorum açıkçası. Üretim teknolojileriyle ilgili olarak da evet, herkes robotlaşmadan konuşuyor kesinlikle. Hala zaten aslında günümüzde birçok şu an aktif olarak yüz binlerce araç üretmenin en büyük arkası robotlaşan sistemler var. Yani endüstriyel hale gelen sistemler var aslında ama bence bu sistemlerin yanında PLM gibi, ERP sistemleri gibi aslında birkaç arkada duran güçlü yapılar da var. Yani ürünün yaşam döngüsünü takip ettiğiniz, hangi arabaya hangi parçayı taktığınızı bildiğiniz sistemler bunlar. Kaynakları doğru kullanmaya yönelten aslında sistemlerden bahsediyoruz. Hep bir önceki konuşmamda biraz verimlilik üzerine bahsetmiştim. Yine sistem verimli ve üretim verimliliğini artıran durumlar aslında bunlar. Üretim aslında dünyada herhangi bir şey üretilmesiyle ilgili bir sorun yok. Ama bence en büyük problem en hızlı, en verimli nasıl üretim yapabiliriz kısmı. O yüzden herkesin kafasındaki şey evet şu anda ben kaynağımı daha doğru nasıl kullanabilirim? Paramı daha doğru nasıl kullanabilirim? Zamanımı daha doğru nasıl kullanabilirim? Ve tabii ki ister istemez bir üretim varsa bir tasarım vardır anlamında taşıyor bu. O yüzden ürettiğiniz şey ve tasarladığınız şeyin de birbiriyle aynı olması gerekiyor. Buna birazcık daha otomatik dijital ikiz deniyor. Yani iki şeyin olabildiğince birbirinin ikizi olması sağlanmaya çalışıyor. Çünkü her zaman tasarlanan şey ve üretilen şey birbiriyle aynı olamaz. Mutlaka farklılıklar vardır. Ama bence üretim teknolojilerine dijital ikizlerin artması, daha fazla sistemlerin devreye girmesi en büyük değişiklik olacak. Araç mimarlarını kenara bırakıyorum. Daha direksiyonsuz, şoförün olmadığı, sadece IV üzerinden ben şuraya gitmek istiyorum diye tıkladığınızda aracın sizi götürdüğü nokta. Hatta araca gireceksiniz, oturacaksınız, verecek. Hayır, ben sizi götüremiyorum, beni şarj etmen gerekiyor. Artık konuşmaya başladığımız bir teknoloji sanırım bizi bekliyor olacak. Peki, son olarak da bugünle ilgili mesajınızı da alalım. Çok kısa da olsa Tuğba Hanım. Tüm herkesin, aslında sadece kadınların değil, tüm herkesin Kadınlar Günü kutlamak istiyorum. Bence bugün sadece kadınlar özgü bir gün değil. Birçok erkek arkadaşım da telefonda konuşurken Kadınlar Günü'nü kutladı. Ben de onlara dedim ki sizin de Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Onlar da bana ki benim mi? Evet, sizin de dedim. Çünkü bence bugün herkesin günü. O yüzden Murat Bey, öncelikle sizlerin de Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Tekrardan davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kıbrıs'a yolculuğun herkesi bekleriz. Teşekkürler tekrardan. Teşekkürler Tuğba Hanım. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Son olarak artık Şevin Hanım'a döneceğim. Şimdi kadınların fark yarattığı noktaları ve iş ortamında kadın liderlerin öneminden de bahsediyorsunuz. Biraz bunu açmanızı rica edeceğim. Bir de yazar kimliğinize de girmenizi isteyeceğim. Neler yaptığınızla ilgili ve sosyal sorumluluk tarafında da iyilik paylaş vizyonunun amacı neydi? Ne gibi katma değer kazandırdı bu size? Ve bugün özetini de yapabilirseniz bize böyle bir 3 dakikada multidisipliner bir bakış açısıyla değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şöyle söyleyeyim. İlk etapta ya iş hayatında kadın olmakla ilgili çok soru geldiğinde ben hep şey söylüyorum. Ya ben hiç kadın olmakla ilgili bir ayrımı yaşamadım. Şanslı olduğum şirketlerde çalıştım. Hatta hep pozitif ayrımcılığa maruz kaldım. İlk işe girdiğim yer Procter & Gamble'dı. Kadınlar Satışta diye bir proje kapsamında şirkete girmiştim. Nedeni de şöyle açıklıyorlardı. Kadının çalışma şekli, bakış açısı, gücü gibi ki biyolojik olarak
çocuk doğurabilme yetisi aslında gerçekten lohusalık sendromunu atlatan bir kişi, hep şunu söylüyorum, girişimcilikteki ilk günler aslında ilk bebeği olan anneye çok benziyor ve bunu bir erkek bilemeyeceği için kadın daha başarılı o süreci atlatır derim. Bu bazı şirketler tarafından da görülmüş olacak ki P&G'nin stratejisinde kadın satışçı sayısını arttırmak vardır ki kadın sayısı eşite yakın. Hani az olduğu için değil, daha yetkin oldukları için. Bence kurumsalda da bu dikkate alındığında, mesela en son çalıştığım şirket Colgate'te yönetim ekibinin %60'ı kadındı. Ve bir şey teslim edileceğinde bu 2x2=4, kadınlar daha önce bitiriyor, daha titiz yapıyor, daha yanlışsız yapıyor gibi doneleri görebiliyorduk gözle de. Bence burada şunu düşünmek lazım. Bir eğitime katıldığımda kadınlarla ilgili şu söylenmişti. Türkiye'de bir anket yapılıyor, rakamları tam hatırlamıyorum. Ama eşinin senden daha yüksek para kazanması senin için nasıl ifadesine çoğunluğu olumlu cevap vermiş. Sonra ben şunu düşündüm, benim için de öyle dedim. Ve şunu fark ettim, annemin, ki benim annem çocuk gelişimi uzmanı, bunların eğitimini almış bir insan. Hatırlıyorum, işte eşinden daha yüksek para kazanırsan bu ileride senin için sorun olabilir. Bu benim için şok etkisi oldu. Çünkü o ana kadar o eğitimi almasam ve sorgulamasam fark etmeyecektim. Bence kadınlarla ilgili bu konular konuşulduğunda kişilerin ben neleri kodlamışım, nelere inanıyorum kısmına da bakması lazım. Biri bana senin eşitlikle ilgili inancın yok dese, saçmalama tabii ki de eşitlik var derim. Ama çocukluğumdan yer edinmiş böyle bir şeyi farkında olmadan kabullendiğimi fark etmiştim. Bence bu önemli bir şey. O yüzden hani bu günlerde bence kendimize dönüp bir düşünmeliyiz. Ben eşitlikle ilgili ne bekliyorum, neye inanıyorum, neyi değiştirmem lazım diye. İyilik paylaşa, bu itirafımı annem duysa çok üzülür bu arada. İyilik paylaşa gelecek olursak da iyilik paylaştaki bizim amacımız iyiliği kolaylaştırmak. Çünkü insanlar iyilik yapmak istiyor ve iyilik yapıldığında bence hani bencilce görünebilir ama iyilik yapılan kadar yapan kişiye de çok iyi geliyor. Biz hep şunu söylüyoruz, iyilik paylaşta bir kar amacınız yok. Siz niye yapıyorsunuz bunu dediklerinde, yapan da değilsin çünkü yapılan da değilsin. Biz bir platformuz. Kişiler doğum günlerini paylaşıp istedikleri bir sivil toplum kuruluşu için bağışta bulunuyor. Sivil toplum kuruluşuna da yapılan bağışlar direkt hiç iyilik paylaş üzerinden geçmeden aktarılıyor. Öyle bir ödeme sistemi yapımız var. Biz sadece bilgiyi alıyoruz. Şu kişi şu kampanya, şu kadar bağış yaptı, şu kadar akülü sandalyeye dönüştü gibi. Ama şu doğru ki burada bilim insanları olduğu için daha net de söylerler. İyiliğe vesile olmak da size mutluluk hormonu salgılatıyor. Ve bu hayattaki ana amacımız mutlu olmaksa bizim karımız, gelir modeli yok ama mutluluk hormonu modeli var, onu söyleyebilirim. Buradan da dinleyenler varsa veya sizlere de söyleyeyim, doğum gününüz yaklaştığında iyilik paylaşa beklerim. Atladığım bir konu oldu mu? İki konudan da bahsettim. Hepsini söylediniz. Sadece bugünün özetine bir mesajınız varsa onu da alalım sizden. Ya bence benim için özet, bir sene önce bu dönemlerde benim fark ettiğim bir konu olmuştu. Ne kadar eşitliğe inandığımı söylesem, modern bir ailede büyümüş olsam, ODTÜ mezunu olsam da eşimin benden fazla kazanması normal gelebilecek bir yapıda yetişmişim ve farkında olmadan. Böyle bir dünya yok. Herkes hak ettiğini kazanır. Hani bir sınırlama yok. O yüzden de herkes bir durup düşünüp ben nelere inanmışım, neleri değiştirmem lazım. Çünkü ilk kendi kapımızın önünü süpürmemiz lazım. Kendi zihnimizi değiştirmemiz lazım ki burada konuştuğumuzda doğru örnek olabilelim. Belki kapanış benim için bu olabilir. Herkes bugün, kadınlar da erkekler de yanlış inançlarını düşünsün. Çünkü küçükken kabul ettiğimiz ama kabul edilebilirliği olmayan şeyleri sırtımızda taşıyabiliyoruz. Peki, çok teşekkürler. Ben dört konuşmacıma da çok teşekkür ediyorum. Hanover Face Turkey ailesi adına teşekkür ediyorum. Together for Women etkinliğimize değer yarattınız. Çok teşekkürler. Umarım bir sonraki etkinlikte yine bir araya geliriz ve çok daha uzun bir zaman diliminde daha fazla sorularla cevap arayı oluruz. Teşekkür ederim katılımınız için. Görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Kadınlar gününüzü de kutluyorum bu arada. Çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Murat, kolay gelsin. Teşekkürler. Bilim insanları ve mühendisler konulu panelimiz burada sona erdi. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizleri saat 16'da başlayacak olan Kadınlar Pandemi ile Nasıl Başa Çıkıyor konulu panelimize davet ediyorum.